Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Üçüncü kısım: Homo sapiens kontrolü kaybediyor. İnsanlar dünyayı yönetmeye ve anlamlandırmaya devam edebilir mi? Biyoteknoloji ve yapay zeka hümanizmi nasıl tehdit ediyor? İnsan türünü kim devralacak? Hümanizmin yerine hangi yeni din geçecek? Görsel 38. Bilgisayarlar olarak beyinler, beyinler olarak bilgisayarlar. Yapay zeka artık insan zekasını geçmeye hazır. Laboratuvardaki saatli bomba. 2016 yılı itibarıyla dünya bireycilik, insan hakları, demokrasi ve serbest piyasadan müteşekkil liberal paketin hakimiyeti altında. Ne var ki 21. yüzyılda bilimin geldiği nokta liberal düzenin temellerini sarsıyor. Bilim değerlere dair sorularla ilgilenmediğinden liberaller eşitlikten çok özgürlüğe mi ya da toplumdan çok bireye mi değer verilmeli bir cevap sunamıyor. Ancak tüm diğer dinler gibi liberalizm de soyut etik yargılar üzerine kuruludur ve beraberinde olgusal önermelere inanır. Bu olgusal önermelerse titiz bilimsel araştırmalara kafa tutamıyor. Liberaller insanların özgür irade sahibi olduğuna inandıkları için bireysel özgürlüklere çok değer verirler. Liberalizm, seçmenin ya da müşterinin neden-sonuç bağlamında deterministik kararlar verdiğini düşünmediği gibi tamamen rastlantısal davranışlar sergilediğine de inanmaz. İnsanlar doğal olarak dış etmenler ve tesadüflerden etkilenir ama günün sonunda her birimiz özgürlüğün büyülü rüzgarına kapılır ve kendi adımıza karar veririz. Bu nedenle liberalizm seçmenleri ve müşterileri el üzerinde tutar, bize kalbimizi dinlememizi, ne iyi hissettiriyorsa onu yapmamızı öğütler. Evreni anlamlı kılan hür irademiz ve bizim dışında kalan hiç kimse, tercihlerimizi ve hislerimizi tam olarak bilemeyeceğine göre, çıkarlarınızı ve isteklerinizi gözetmesi adına hiçbir büyük biradere güvenemezsiniz. İnsanların özgür iradeye sahip olduğunu söylemek etik bir yargı değildir. Bu iddia dünyanın olgusal bir tanımı olmaya soyunur. Bu sözde olgusal tanım John Locke, Jean-Jacques Rousseau ve Thomas Jefferson'ın zamanında karşılık bulmuş olsa da yaşam bilimlerinin son bulguları arasında kendine uygun bir yer bulamıyor. Özgür irade ve güncel bilim arasındaki çatışma birçoklarının mikroskopa ve efemeray tarayıcılarına bakarken görmezden gelmeyi tercih ettiği ve laboratuvarlarda konuşulmayan ama varlığı aşikar bir gerçektir. 18. yüzyılda Homo sapiens zihnimizin iç işleyişine aklımızın eremeyeceği gizemli bir kara kutu gibiydi. Araştırmacılar birini bıçaklayarak öldüren birinin cinayet işleme nedenine yoğunlaştıklarında, çünkü bunu kendisi tercih etti, özgür iradesiyle cinayet işledi ve bu yüzden suçunun tam sorumluluğunu almak durumunda sonucuna varabiliyorlardı ve bu genel kabul gören bir akıl yürütmeydi. Geçtiğimiz yüzyılda bilim insanları Sapiens'in kara kutusunun kapağını araladı ve orada ne ruh, ne özgür irade, ne de benlik bulamadı. Aynı fiziksel ve kimyasal yasalara tabi genler, hormonlar ve nöronlar gerçekliğin geri kalanına hükmediyordu. Bugün bilim insanları birini bıçaklayarak öldüren birinin cinayet işleme nedeni üzerinde düşündüklerinde, çünkü bunu kendi tercih ettiği cevabı hiç tatmin etmiyor. Genetik ve beyin araştırmaları çok daha detaylı yanıtlar verebiliyor. Beyinde belirli bir genetik yapıyla şekillenen şu ve bu elektrokimyasal süreçlerin evrimsel baskılarla birleşen çeşitli mutasyonları yansıtması nedeniyle cinayeti işledi deniliyor. Cinayetle sonuçlanan elektrokimyasal beyin süreçleri deterministik ya da rastlantısal olabilir veya her ikisinin bileşimi şeklinde gerçekleşir ama asla özgürce ortaya çıkmaz. Bir nöron elektrik yüküyle ateşlendiğinde bu dışarıdan gelen bir uyarıya karşı deterministik bir tepkiden de kaynaklanabilir
radyoaktif atomların bozulumu gibi rastlantısal da olabilir. İki durum da özgür iradenin varlığına pek ihtimal tanımıyor. Biyokimyasal olayların zincirleme tepkisinde her olay bir öncekine bağlıdır. Yani kesinlikle özgür değildir. Nükleer kazalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar da özgür değildir. Sadece rastlantısaldır. Rastlantısal kazalar deterministik süreçlerle birleşince olasılığa dayalı sonuçlar elde etsek de bu özgürce seçimler yapıldığı anlamına gelmez. Merkezi işletim sistemi radyoaktif bir uranyum kütlesine bağlı bir robot yaptığımızı ve robota sağdaki ya da soldaki butona basmak gibi iki seçenek sunduğumuzu varsayalım. Robot, butonlardan birini seçmek için bir dakika içinde bozunan uranyum atomlarını sayma komutu alarak sayı çiftse sağdaki, tekse soldaki butona bassın. Böyle bir robotun ne zaman ne yapacağından hiçbir zaman tam olarak emin olamayız. Kimse bu mekanizmaya özgür diyemeyeceği gibi demokratik seçimlerde oy vermesine izin vermeyecek ya da hukuki olarak davranışlarından sorumlu tutmayacaktır. Determinizm ve rastlantısallık bilimsel anlayışımızın sınırları dahilinde pastayı aralarında paylaşır ve özgürlük için bir parça bile ayırmazlar. Kutsanan özgürlük kelimesi tıpkı ruh gibi elle tutulur, herhangi bir anlamdan yoksundur. Özgürlük sadece insanların uydurduğu hayali hikayelerde vardır. Özgürlük son darbeyi evrim teorisinden alır. Evrim nasıl ebedi ruhlarla asla bağdaşmayacaksa, özgür irade fikrini de sindiremez. Eğer insanlar özgürse doğal seçilim onları nasıl şekillendirmiş olabilir? Evrim teorisine göre ister yaşam alanı ve yiyecekler, ister eşler olsun, hayvanların tüm seçimleri genetik kodlarını yansıtır. Bir hayvan uyum sağlamış genleri sayesinde besleyici mantarlar yer ve sağlıklı ve doğurgan bir eş seçerse genleri başarıyla bir sonraki nesle aktarılır. Ancak uyum sağlayamayan genleri yüzünden zehirli mantar yer ve kansızlığı olan bir eş seçerse genleri yok olacaktır. Bu hayvan özgürce istediğini yese ve dilediğiyle çiftleşse, doğal seçilimin bu hayvan üzerinde kendini gösterebileceği ve çalışabileceği bir alan olamazdı. İnsanlar bu tür bilimsel açıklamalarla yüz yüze geldiklerinde gerçekleri bir kenara bırakıp özgür hissettiklerini ve kendi istek ve kararları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade ederler. Doğru, insanlar kendi istekleri doğrultusunda hareket ederler. Özgür derken, kendi istekleri doğrultusunda davranma yetisini kastediyorsak, evet, biz insanlar özgür irade sahibiyiz, tıpkı şempanzeler, köpekler ve papağanlar gibi. Polly kraker istediğinde kraker yiyor. Ancak sorulması gereken hayati soru papağanlar ya da insanların kendi arzularına göre hareket edip etmediği değil, ta en başında bu arzuları seçebiliyorlar mı olmalıdır. Polly, salatalık yerine neden kraker istedi? Neden yaptıklarına göz yummak yerine gürültücü komşumu öldürmüyorum? Neden siyah bir araba seçmek yerine kırmızısını almaya daha hevesliyim? Neden sosyal demokratlara değil de muhafazakar bir partiye oy veriyorum? Evet, kendi istediğimi yapıyorum ama bu isteklerin hiçbirini seçmiyorum. İçimde belli bir isteğin büyüdüğünü hissediyorum çünkü beynimdeki biyokimyasal süreçler bu duyguyu yaratıyor. Bu süreçler deterministik ya da rastlantısal olabilir ama özgür değildir. Komşunuzu öldürmek ya da hükümet seçimleri gibi ciddi etkileri olan büyük kararların anlık duygular yerine ölçülüp tartılmış fikirlerle şekillendiğini öne sürebiliriz. Her savı pek çok açıdan değerlendirip birini seçerek herhangi bir partiye oy verebilir ya da evde kalıp oy hakkımı kullanmamayı tercih edebilirim. Bir tartışmada hangi tarafı seçeceğimi söyleyen şey nedir? Deterministik bir süreç sonunda veya tamamen rastlantısal olarak herhangi bir tercihe yönelebilirim. Sonuç ne olursa olsun, beni tercihime ulaştıran düşünce silsilesine özgürce vardığım söylenemez. Bunlar felsefi kurgular ya da hipotezlerden ibaret önermeler değildir. Bugün beyin tarama yöntemleri sayesinde insanların istekleri ve kararları daha kendileri bile fark etmeden öngörülebiliyor. Dev bir beyin tarayıcısına sokulan katılımcılarla gerçekleştirilen bir deneyde
deneklere diledikleri zaman basabilecekleri iki buton verilir. Beyindeki nöral aktiviteyi gözlemleyen bilim insanları, katılımcılar henüz butona basmadan, hatta tercihlerinin farkında bile olmadan, çok önce tercih edilen düğmeyi belirlemeyi başarırlar. Beyindeki nöral aktiviteler, karar verme bilincinin henüz oluşmadığı anın birkaç yüz milisaniye öncesinden başlayarak kararın verilmesine birkaç saniye kalana dek gerçekleşir. Sağ ya da sol butona basmak şüphesiz bir tercihtir, ancak bu özgür bir tercih değildir. Buradan yola çıkarak özgür iradeye duyduğumuz inancın hatalı bir mantığa dayandığını söyleyebiliriz. Zincirleme bir biyokimyasal tepkime sağ butona basmak istememe neden olur. İçtenlikle sağdaki butona basmak istediğimi hissederim. Buraya kadar doğru. Gerçekten de basmak isterim, ancak insanlar bir yanılgıya kapılarak basmak isteyişimi istemeyi tercih ettim olarak yorumlar. Bu tamamen yanlıştır. İsteklerimi tercih etmem, onları sadece hisseder ve bu hislere göre davranırım. Bilim insanları bile sıklıkla miadı dolmuş teolojik kavramları kullanmaya devam ettiğinden, insanlar hala özgür irade üzerine tartışmayı sürdürüyorlar. Yüzyıllar boyunca Hristiyan, Müslüman ve Yahudi teologlar, ruhla irade arasındaki ilişkiye kafa yordu. Her insanın gerçek benliğini oluşturan, manevi öz adını verdikleri bir öz sakladığını varsaydılar. Sonrasında bu özün, tıpkı kıyafet, araba ya da ev sahibi olmak gibi çeşitli isteklere haiz olduğunu savundular. Savları şuydu: tıpkı kıyafet seçer gibi isteklerimi de seçebilirim ve kaderim bu seçimlerle şekillenir. İyi isteklerin sonu cennette, kötülerinki ise cehennemde biter. Bu durumda o hayati soru yeniden belirir: İsteklerimi tam anlamıyla nasıl seçerim? Havva yılanın sunduğu yasak meyveyi neden yemek istedi? Bu istek ona zorla dayatıldı mı? Tamamen tesadüfen bir anda içi bu istekle mi doldu? Yoksa özgür bir tercih mi yaptı? Tercihi tamamen özgür değilse, yaptıklarının sonucunda neden cezalandırıldı? Ruhun olmadığını kabullendiğimiz anda, insanın benlik adını verdiği öz de boşa çıkar ve benlik isteklerini nasıl seçer sorusu anlamsızlaşır. Bunun, eşin kıyafetlerini nasıl seçer sorusunu bekar birine sormaktan pek farkı olmasa gerek. Aslına bakarsanız, tek bir bilinç akışı bulunur ve arzular bu akışta yükselip alçalan dalgalar misali gelip giderler. Ancak arzuların sahibi olan sabit bir benlik olmadığından, arzularımı deterministik rastlantısal ya da özgürce mi seçiyorum diye sorgulamanın hiçbir manası kalmaz. Bunlar akıl almayacak kadar karmaşık görünebilir ama ilginçtir ki bu fikri test etmenin kolay yolu vardır. Bir daha aklınıza bir fikir geldiğinde bir anlığına durup kendinize sorun: neden özellikle bunu düşündüm? Bir dakika önce bunu düşünmem gerektiğini düşündüm ve bu düşünme süreci sonra mı başladı? Yoksa bu fikir nereden geldiği belli olmadan kendiliğinden mi doğdu? Düşüncelerimin ve arzularımın efendisi bensem, önümüzdeki bir dakika boyunca hiçbir şey düşünmemeyi başarabilir miyim? Deneyip neler olacağına bakın bakalım. Özgür iradeyi sorgulamak sadece felsefi bir egzersiz değildir. Uygulamalı olarak incelemek de mümkündür. Organizmaların sahiden de özgür iradesi yoksa, bu ilaçlar, genetik mühendisliği ya da beyin simülasyonları aracılığıyla onları yönlendirebileceğimiz, hatta kontrol edebileceğimiz anlamına gelir. Felsefeyi uygulamalı incelemeyi arzu ederseniz, RoboRat, robo fare laboratuvarına bir uğrayın derim. RoboRat, sıradan bir deney faresinden minik bir farkla ayrılır. Bilim insanlarının beyindeki duyu ve ödül merkezlerine yerleştirdiği elektrotlar sayesinde kelimenin tam anlamıyla kumandayla kontrol edilebiliyorlar. Kısa bir eğitim sürecinden sonra araştırmacılar, fareyi sadece sola ya da sağa yönlendirebilmekle kalmıyor, merdivenleri tırmanmasını, çöpleri koklamasını, yüksekten atlamak gibi sıradan farenin yapmayı sevmediği davranışları sergilemesini bile sağlayabiliyorlar. RoboRat'lerle yakından ilgilenen ordular ve şirketler,
bu hayvancıkların pek çok görevde ve durumda başarılı olmalarını diliyor. Roboratler, enkaz altında kalmış kurbanları kurtarmakta, bombaların ve bubi tuzaklarının yerini belirlemekte ya da yeraltı mağara ve tünellerinin haritasını çıkarmakta yardımcı olabilirler. Hayvan hakları aktivistleri ise bu tür deneylerin farelere acı çektirdiği konusunda endişelerini dile getiriyor. Önde gelen roborat araştırmacılarından State University of New York'ta çalışan Profesör Sanjiv Tahvar, farelerin bu deneylerden keyif aldığını öne sürerek aktivistlerin kaygılarını kulak arkası ediyor. Farelerin zevk için çalıştığını açıklayan Tahvar, elektrotlar beyinlerdeki ödül merkezlerini uyardığında farelerin nirvana'ya ulaştığını söylüyor. Elimizdeki bilgiler farenin başka biri tarafından kontrol edildiğini, kendi iradesi dışında bir şeye zorlandığını hissetmediğini söylüyor. Profesör Tahvar, uzaktan kumandanın tuşlarına basıldığında fare sola gitmek istediği için sola doğru ilerliyor. Profesör başka bir tuşa bastığında fare merdivene tırmanmak istiyor ve tırmanıyor. Sonuçta farenin istekleri ateşlenen nöron dizisinden ibarettir. Nöronlar başka nöronlar tarafından mı, Profesör Tahvar'ın kumandasına nakledilmiş elektrotlar tarafından mı ateşleniyor, ne fark eder? Belki de fareye sorsanız, tabii ki özgür iradem var. Bak sola dönmek istiyorum ve dönüyorum. Merdivene çıkmak istiyorum ve gördün mü çıkıyorum. Bu özgür irademin varlığını kanıtlamaya yetmiyor mu, diyecektir. Homo sapiens üzerinde yapılan deneyler tıpkı fareler gibi insanların da yönlendirebildiğini ve insan beynindeki doğru noktaların uyarılmasıyla aşk, öfke, korku ya da depresyon gibi karmaşık duyguların bile yaratılabileceğini ya da ortadan kaldırılabileceğini gösteriyor. ABD ordusu yakın dönemde insanların beyinlerine bilgisayar çipleri yerleştirerek travma sonrası stres bozukluğu yaşayan askerleri tedavi etmeyi amaçlayan deneyler yapmaya başladı. Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde akut depresyon hastaları için devrim niteliğinde yeni tedaviler uygulanıyor. Hastaların beyinlerine takılan elektrotlar göğüs hizasında cilt altına yerleştirilen çok küçük bir bilgisayara bağlanıyor. Bilgisayardan aldıkları komutlarla elektrotlar zayıf elektrik akımları yollayarak depresyondan sorumlu bölgeleri felç ediyor. Bu tedavi her zaman başarılı olmasa da bazı hastalar hayatları boyunca içlerini kemiren boşluk duygusunun bir anda kaybolduğunu belirtiyor. Operasyondan aylar sonra durumunun kötüye gittiğinden şikayet eden bir hasta yeniden derin depresyona girdi. İnceleme sonunda doktorlar sorunun kaynağını buldu. Bilgisayarın pili bitmiş. Pili değiştirdikleri anda depresyonda hızla kaybolup yok oldu. Belli başlı etik sınırlamalar nedeniyle araştırmacılar ancak istisnai durumlarda insan beynine elektrot yerleştirebiliyor. İnsanlar üzerinde yürütülen deneyler cerrahi girişim gerektirmeyen tıbbi başlıklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Teknik adıyla transkranial doğru akım uyarımı deniliyor bunlara. Başlığın içine oturtulan elektrotlar kafatasının dışına yerleştiriliyor. Zayıf elektromanyetik alanlar oluşturan başlık, bunları beynin belirli alanlarına yönlendirerek çeşitli beyin aktivitelerini uyarıyor ya da baskılıyor. ABD ordusu eğitimde ya da sahada olan askerlerin performanslarını yükseltmek ve odaklanmalarını artırmak amacıyla benzer başlıkları kullanarak deneyler yürütüyor. En önemli deneyler Ohio'daki Hava Kuvvetleri üssünde bulunan Human Effectiveness Directorate, İnsan Etkinliği Direktörlüğü tarafından düzenleniyor. Transkraniyal uyarıcıların kazanımları yarattığı heyecana göre sınırlı. Sonuçlarsa kesinlikten uzak olmasına rağmen birçok çalışma bu metodun insansız hava aracı operatörleri, hava trafiği kontrol görevlileri, keskin nişancılar vesaire gibi dikkat gerektiren görevlerde çalışan personelin bilişsel yetilerini geliştirebileceğini ortaya koyuyor. New Scientist muhabirlerinden Sally Eddy'nin transkraniyal başlığa dair izlenimleri kayda değerdir. Eddy'nin keskin nişancıların eğitimlerine katılmasına ve etkileri kendi üzerinde test etmesine izin verilir. Savaş alanı simülatörüne önce transkraniyal başlık takmadan giren Sally, doğrudan üzerine koşan
intihar bombaları ve tüfekler kuşanmış 20 adam karşısında korkudan nasıl dona kaldığını anlatıyor. "Öldürmeyi başardığım her adamın yerine," diye yazar Sally, "nereden geldiği belli olmayan 3 yeni saldırgan beliriyordu. Yeterince hızlı ateş edemediğim aşikardı. Panik ve yetersizlik hissiyle sürekli silahımın tutukluk yapmasına neden oluyordum." Şansına saldırganlar dev ekranlara yansıtılmış video görüntülerden ibaretti. Yine de kötü performansı yüzünden canı çok sıkılmış ve silahını bırakıp simülatörden çıkmak istemişti. İkinci denemesinde transkraniyal başlığı takan Sally, ağzındaki tuhaf metalik his ve hafif karıncalanma duygusu dışında hiçbir farklılık hissetmediğini aktarır. Sanal teröristleri Rambo ya da Clint Eastwood misali bir taktik doğrultusunda tek tek haklamaya başlar. 20'si birden silahlarını savurarak üzerime çullanınca sakince silahımı kaldırdım. Derin bir nefes aldım ve rahatça bir sonraki hedefimi tartarken en yakınındakinden başladım. Ne olduğunu anlamadan birinin "tamam, bu kadar" diye seslendiğini duydum. Simülasyon odasının ışıkları açıldı. Etrafımı saran insanların ortasında hala saldırganların gelmesini bekliyordum. Hatta ekip elektrotlarımı çıkarmaya başlayınca biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Şaşkınlıkla biri saati ileri mi aldı diye baktım. 20 dakika su gibi geçmişti. "Kaç tane öldürebildim?" diye asistana sorduğumda alaycı şekilde yanıtladı: "Hepsini." Bu deney Sally'nin hayatını değiştirir. Takip eden günlerde ruhani sayılabilecek bir deneyimden geçtiğini aktarır. Bu deneyimin daha akıllı hissetmek ya da hızlı öğrenmekle ilgisi yok. "Ayaklarımı yerden kesen, hayatımda ilk defa beynimdeki her şeyin susmasıydı. Beynimin kendinden şüphe etmemesi bir çeşit aydınlanma gibiydi. Bir anda kafamda inanılmaz bir sessizlik oluşmuştu. Bu deneyimi takip eden haftalar boyunca tek istediğimin geri dönüp o elektrotları takmak olduğunu söylediğimde dilerim beni anlarsınız. Pek çok şeyi sorgulamaya da başladım. Denemekten korktuğum için beni başarısızlığa sürükleyen kafamın içindeki o huysuz cüceler olmadan ben kimdim ve o sesler nereden geliyordu? O seslerden bazıları toplumun ön yargılarının tekrarıyken bazıları ise kendi hikayemizin yankıları ya da genetik mirasımızın kalıntılarıdır. Sally, tüm bunların bilinçli kararlarımızı nadiren kavramamıza neden olan görünmez bir hikaye yarattığını söylüyor. İçimizdeki monologları yeniden yazabilsek, hatta zaman zaman tamamen susturabilsek ne olurdu? 2016 itibarıyla transkraniyal uyarımlar hala emekleme aşamasında ve olgun teknolojilere dönüşüp dönüşmeyecekleri meçhul görünüyor. Şimdiye dek yalnızca kısa süreler için yetilerimizi geliştirmeyi başardılar. Sally Eddy'nin 20 dakikalık deneyimi tamamen bir istisna ya da plasebo etkisi olabilir. Pek çok transkraniyal uyarım çalışması özel koşullarda çalışan çok az sayıda insanla yürütüldü ve uzun dönemdeki etkileri ve zararları hala bilinmiyor. Ne var ki bu teknoloji gerçekten de geliştiğinde ya da beynin elektriksel hareketlerini yönlendirebilecek başka bir yöntem keşfedildiğinde kim bilir insan denilen varlığın ve insan toplumlarının başına neler gelecek. İnsanlar sadece teröristleri vurmakta daha etkili olabilmek için beyinlerindeki elektrik devrelerini kurcalamakla kalmayabilir. Bu yöntemler çok daha sıradan, gündelik hedeflere ulaşmak için de kullanılabilir. Daha etkin çalışmak, hobilerinde derinleşmek, matematik sorularını çözebilmek, futbol maçlarına ya da başka bir oyuna odaklanmak listenin başında gelen şeylerden yalnızca birkaçı. Ancak bu müdahaleler düzenli hale geldiğinde müşterilerin sözde özgür olan iradesi satın alınabilecek başka bir ürüne dönüşecek. Piyano çalmakta ustalaşmak istiyorsunuz ama ne zaman çalışmanız gerekse televizyon izlemeyi tercih ediyorsunuz. Çözümü var. Başlığınızı takıp doğru uygulamaya yükleyin ve kendinizi bir anda piyano çalmak için yanıp tutuşurken bulun. Kafanızdaki sesleri susturma ya da yükseltme yeteneği geliştirilmesi sayesinde özgür iradenizin zayıflamaktan çok güçleneceğini öne sürerek karşı çıkabilirsiniz. En kıymetli ve özgün isteklerinizin farkına varamama nedeniniz
dış etmenler değil mi zaten? Dikkatinizi toparlayan başlıklar ve benzer cihazlar sayesinde ailenizin, rahiplerin, reklamcıların ve komşuların kafanızda yankılanan seslerini susturabilir ve kendi isteklerinize odaklanabilirsiniz. Ne var ki ilerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi tek bir benliğe sahip olduğumuz ve böylece özgün isteklerimizi kafanızdaki yabancı seslerden ayırabilmemiz iddiası son dönemdeki bilimsel araştırmalar tarafından alaşağı edilmiş, liberallerin uydurduğu başka bir mitten ibarettir. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben, kimiz biz? Bilim, özgür iradeye duyulan liberal inancı çürütmekle kalmaz, bireyciliğin de kuyusunu kazar. Liberaller, individual, yani tek ve bölünemez bir benliğe sahip olduğumuza inanır. Yaklaşık 37 trilyon hücreden meydana gelen bedenim, zihnimle beraber her gün sayısız değişim geçiriyor, doğru. Ancak eğer gerçekten kendimi bulmak ister ve tüm dikkatimi buna verirsem, kendi özümü meydana getiren, evrendeki tüm anlam ve otoritenin kaynağı olan tek açık ve özgün sese derinlerde ulaşabilirim. Liberalizm ancak ve ancak insanın tek bir gerçek benliği varsa anlam kazanır. Eğer birden fazla özgün sese sahip olsaydım, oy sandığında, süpermarkette ya da eş seçerken hangi sese kulak vermem gerektiğini nasıl bilebilirdim? Geçtiğimiz yıllarda yaşam bilimleri bu liberal hikayenin tamamen uydurma olduğu sonucuna vardı. Tek bir özgün benliğin var olduğu iddiası, ebedi ruhların ya da Noel Baba'nın var olduğunu iddia etmekten öteye daha gerçekçi değil. Kendi içime dönüp derinlere baktığımda, varlığını kabullendiğim o sözde bütünlük, hiçbiri gerçek benliğimi temsil etmeyen, birbirleriyle çelişen seslerle dağılıyor. İnsanlar bütünlüklü bireyler değil, tam tersine parçalı ve bölünebilirlerdir. İnsan beyni tabiri caizse kalın bir sinir kablosuyla birbirine bağlı iki yarı küreden oluşur. Her yarı küre bedenin iki farklı tarafını yönetir. Sağ yarı küre bedenin sol tarafını kontrol eder, sol görme alanından gelen verileri işler ve vücudun sağ tarafındaki uzuvların hareketlerinden sorumludur. Sol yarı küre içinse bu işleyişin tam tersi geçerlidir. Bu nedenle beyinlerin sağ yarı küresinde felç geçirenler zaman zaman bedenlerinin sol tarafını görmezden gelirler. Saçlarının yalnızca sağ tarafını tarar ya da tabaktaki yemeklerin yalnızca sağ tarafını yerler. İki yarı küre arasında çok keskin bir ayrım olmasa da duygular ve bilişsel farklar bulunur. Pek çok bilişsel etkinlik iki yarı kürede de gerçekleşmesine rağmen yoğunlukları aynı değildir. Örneğin sol yarı küre konuşma ve mantık yürütmede çoğu zaman daha büyük rol oynarken sağ yarı küre uzamsal bilgiyi işlemede daha baskındır. İki yarı küre arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlayan kritik araştırmaların pek çoğu epilepsi hastaları üzerinde yürütülmüştür. Zorlu epilepsi vakalarında beynin bir köşesinde patlayan elektrik fırtınaları hızla diğer alanlara yayılır ve akut nöbetlere yol açar. Bu tip nöbetlerde hastalar bedenlerini kontrol edemezken sık ve üst üste gelen nöbetler gündelik hayatlarını devam ettirmelerine engel olacak hale gelir. 20. yüzyılın ortasında onca başarısız tedavinin ardından doktorlar iki yarı küreyi bağlayan kalın sinir tablosunu keserek bir yarı küredeki elektrik fırtınasının diğer tarafa geçmesini engelleyip sorunu bir nebze olsun hafifletmeyi başardılar. Beyin araştırmacıları için bu hastalar nefes kesen sonuçlar ve muazzam veriler alabildikleri birer altın madeniydi. Bu tedavinin uygulandığı ayrık beyin hastaları üzerinde gerçekleştirilen en önemli çalışmalar 1981'de fizyoloji ve tıp alanında çığır açan araştırmaları sonucu Nobel ödülüne layık görülen Profesör Roger Walcott Sperry ve öğrencisi
Profesör Michael Gazzaniga tarafından yürütülmüştür. Bu araştırmalardan birinde büyüyünce ne olmak istediği soruları ayrık beyin hastası genç bir çocuk teknik çizim yapmak istediğini söyler. Çocuk mantık yürütme ve konuşma yetilerinde hayati önem taşıyan sol yarı küre ile cevap vermiştir. Aynı zamanda sağ yarım küresinde vokal dil kullanamayan ama kelime bulmacalarındaki gibi harfleri birleştiren ikinci aktif bir konuşma merkezi bulunur. Sağ yarıkürenin sesine kulak vermek isteyen araştırmacılar çocuğun önüne harfler koyar ve bir kağıda "Büyüyünce ne olmak istersin?" diye yazarlar. Ve kağıdı çocuğun sol görme alanına denk gelecek şekilde masaya yerleştirirler. Sol görme alanından gelen veri sağ yarı kürede işlenir. Ama sağ yarı küre vokal dili kullanamadığı için çocuk soruyu yanıtlamaz. Fakat sol eli hızla masada dolaşmaya başlamıştır. Dağınık harfleri toplayarak bambaşka bir isteğini dile getirir ve otomobil yarışı yazar. Sizin de tüyleriniz diken diken oldu mu? İkinci Dünya Savaşı gazisi W.J. de böylesi tuhaf davranışlardan muzdariptir. Elleri farklı yarı küreler tarafından kontrol edilen W.J.'in iki yarı küresi, iletişim kuramadığı için bazen sağ eli bir kapıyı açarken, diğer eli ise araya girerek kapatmaya çalışıyordu. Gazzaniga ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen bir başka deneyde, beynin konuşmadan sorumlu sol tarafına bir tavuk ayağının resmi gösterilirken, sağ beyne bir kar manzarasının resmi yansıtılır. Hasta, PSY ne olduğu sorulduğunda tavuk ayağı diye yanıtlar. Daha sonra önüne serilen resimli kartlar arasından gösterilene en yakın olanı seçmesi istendiğinde sol beyin tarafından kontrol edilen sağ eli bir tavuk resmine uzanırken sol eli aynı anda bir kar küreği resmine gider. Gazzaniga, PSY neden hem tavuğu hem de küreği seçtin diye sorduğunda PSY yanıtlar. Tavuk ayağına yakın olduğu için tavuğu seçtim. Kürekse kümesi temizlemek için gerekir. Bu deneyde gerçekleşen tam olarak nedir? Konuşmayı kontrol eden sol beyin kar manzarası hakkında hiçbir veriye sahip değildir. Bu nedenle sol elin neden küreye doğru uzandığına dair bilgi sahibi değildir. Bu yüzden inanılabilecek bir şeyler uydurur. Bu deneyi pek çok kez tekrarlayan Gazzaniga, sol beynin sözlü yetilerimizin yanı sıra yaşamımızı sürekli anlamlandırmaya çalışan ve inandırıcı hikayeler üretebilmek için dağınık ipuçlarını bir araya getirerek yorumlayan bir iç tercüman işlevi gördüğüne kanaat getirir. Başka bir deneyde sözel olmayan sağ beyne pornografik resimler gösterilir. Hasta kızarıp kıkırdayarak tepki verir. Ne gördüğünü soran muzip araştırmacılara cevap veren sol yarı küre hiç, sadece parlak bir ışık diye yanıt verirken hasta eliyle ağzını kapatarak kıkırdamaya devam etmektedir. Peki neden gülüyorsun diye ısrar edildiğinde mantıklı bir yanıt bulamadığından şaşkına dönen sol yarı küredeki yorumcu odadaki makinelerin çok komik göründüğünü söyler. Bunun CIA'in ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan habersiz Pakistan'a bir hava saldırısı düzenlemesinden pek de bir farkı yoktur. Gazeteciler bir yanıt alabilmek için Dışişleri Bakanlığı'nın kapısını aşındırdığında, bakanlıktaki yetkililer de inandırıcı bir açıklama uydurmak zorunda kalacaktır. Kamuoyunu yönlendirenlerin hava saldırılarının neden düzenlendiğine dair bir fikri yoktur ve onlara cevap verebilmek için bir şeyler uydururlar. Sadece ayrık beyin hastaları değil, tüm insanlar benzer bir mekanizma kullanır. Kendi istihbaratım, Dışişleri Bakanlığımın bilgisi dahilinde olmadan türlü işlere kalkışıp, bakanlığım da beni kurtaracak hikayeyi uydurur ve genellikle Dışişleri Bakanlığı da kendi uydurduğu fantezilere inanmaya başlar. İnsanların ekonomik kararlar alırken neleri gözettiğini araştıran davranışsal ekonomistler de benzer sonuçlara vardılar. Daha doğrusu bu kararları kimin verdiği sorusu üzerinde durdular. Kim Mercedes yerine Toyota almayı tercih ediyor, kimler tatil için Paris yerine Tayland'ı seçiyor ya da Şangay borsası yerine Güney Kore hazine bonolarına yatırım yapıyor. Pek çok deney bu kararları alan tek bir benlik olmadığına işaret ediyor. Aksine kararlarımız içimizde sürekli çelişen ve çatışan
farklı oluşumlardan doğuyor. 2002'de Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Daniel Kahneman'ın çığır açan çalışmasında gönüllülerden 3 aşamalı bir deneye katılmaları istenir. Deneyin kısa deneme olarak adlandırılan etabında katılımcılar ellerini 1 dakikalığına 14 derece ısıda su dolu bir kaba sokarlar. Bu sıcaklık seviyesi deneklere acı vermese de rahatsız edebilecek bir soğukluktadır. 60 saniye sonra deneklere ellerini çıkarmaları söylenir. Uzun deneme etabına gelindiğinde ise katılımcılardan diğer ellerini aynı ısıda su dolu başka bir kaba yerleştirmeleri istenir. Ancak 60 saniyenin sonunda kaba gizlice sıcak su ilave edilerek ısı 15 derece seviyesine getirilir. Sıcak su ilave edildikten 30 saniye sonra katılımcılara ellerini sudan çıkarmaları söylenir. Kimi katılımcılar deneye uzun deneme etabıyla başlamıştır. Deneye hangi etaptan başlamış olurlarsa olsunlar, katılımcılar ilk iki etabı tamamladıktan tam 7 dakika sonra deneyin üçüncü ve en önemli kısmına geçerler. Katılımcılardan ilk iki etaptan birini tercih ederek tekrarlamaları istendiğinde, katılımcıların %80'i daha az acılı olduğunu ileri sürerek uzun denemeyi tekrarlamayı tercih eder. Bu basit soğuk su deneyi liberal dünya görüşünü temelden sarsar. İçimizde en az iki farklı benliğin olduğunu ortaya çıkarır. Deneyimleyen benliğimiz ve anlatıcı benliğimiz. Deneyimleyen benliğimiz an be an değişen bilincimizdir. Deneyimleyen benliğimiz için uzun denemenin daha kötü olduğu aşikardır. Kısa deneme etabında katılımcılar 60 saniye boyunca rahatsız edici bir ısı seviyesine sahip olan 14 derece sıcaklıktaki suyu deneyimler. Sonraki etapta ise aynı rahatsız edici deneyimi yaşayıp çok küçük bir farkla biraz daha iyi sayılabilecek 15 derece sıcaklıktaki suya 30 saniye daha dayanır. Ama bu küçük iyileştirmeye rağmen uzun deneme etabı da hala rahatsız edicidir. Deneyimleyen benliğiniz açısından biraz daha az rahatsız edici bir deneyimi çok rahatsız edici bir deneyime ekleyerek tüm süreci daha katlanılabilir ve çekici hale getirmek mümkün değildir. Ne var ki deneyimleyen benliğimiz hiçbir şey hatırlamaz. Deneyimleyen benlik hikaye anlatamadığı gibi büyük kararlar alırken de nadiren ona danışılır. Anıları hatırlamak, hikayeler anlatmak ve büyük kararlar vermek içimizdeki tamamen farklı bir özün tekelindedir. Anlatıcı benlik. Tıpkı Gazzaniga'nın Sol Bey'in yorumcusu misali, anlatıcı benlik de durdurak bilmeden geçmişi yeniden kurgulamak ve geleceğe dair planlar yapmakla meşguldür. Her gazeteci, şair ve siyasetçi gibi anlatıcı benlik de pek çok kestirme yol kullanmayı tercih eder. Her detayı anlatmadığı gibi sadece can alıcı noktaları ve sonuçları kullanarak hikayeler uydurur. Bir deneyimin değeri, deneyimi oluşturan olayların içindeki dönüm noktalarının ortalaması üzerinden belirlenir. Örneğin, soğuk su deneyindeki kısa deneme etabı değerlendirilirken, anlatıcı benlik, suyun çok soğuk olduğu kötü kısım ile suyun aynı sıcaklıkta kaldığı en son anın ortalamasını hesaplayarak su çok soğuktu sonucuna varır. Aynı şekilde uzun denemeyi değerlendiren anlatıcı benlik, suyun çok soğuk olduğu kötü kısım ile suyun sıcaklığının biraz arttığı son anın ortalamasını alır ve suyun biraz daha ılık olduğu sonucuna varır. Anlatıcı benlik iki denemenin sürelerinin farklı olmasına hiç dikkat etmez. Sürece karşı kördür. Sonuçta iki denemeden birini tercih etmesi gerektiğinde suyun biraz daha ılık olduğuna kanaat verdiği uzun denemeyi seçer. Anlatıcı benlik ne zaman deneyimlerimizi değerlendirirse sürelerini ihmal ederek doruk son kuralını benimser. Sadece doruktaki ve sonraki anları hatırlayarak tüm deneyimi bu ikisinin ortalaması üzerinden değerlendirir. Bu yaklaşımın tüm kararlarımıza geniş etkileri vardır. 1990'ların başında deneyimleyen ve anlatıcı benlikleri araştırmaya başlayan Kahneman ve Toronto Üniversitesi'nden Donald Redelmeier, kolonoskopiye giren hastalarla çalışmaya başlarlar. Kolonoskopi, anüsten küçük bir kamera sokularak bağırsakların incelendiği, çeşitli bağırsak hastalıklarının teşhisinde kullanılan
ve pek keyifli olmayan bir deneyimdir. Bu prosedürü olabildiğince acısız uygulamak isteyen doktorlar, sizce işlemin ve dolayısıyla hastanın rahatsızlık süresini mi kısaltmalıdır, yoksa daha yavaş ve dikkatli mi çalışmalıdır? Bu soruyu yanıtlamak amacıyla Kahneman ve Riedlmayer, 154 hastadan kolonoskopi prosedürü sırasında birer dakika arayla acı seviyelerini puanlamalarını ister. Acıyı ölçmek için 0 ile 10 arasında bir ölçeklendirme kullanırlar. 0 puan hiç acı hissedilmediği anlamına gelirken, 10 puan acının katlanılamaz olduğunu belirtmektedir. Kolonoskopi sonrasında hastalara ortalama acı puanları sorulur. Ortalama değerlerin dakika dakika bildirilen acı seviyelerini yansıtacağını ve kolonoskopi uzadıkça daha çok acı çeken hastaların ortalama acı puanının yükseleceğini tahmin ediyor olmalısınız. Ancak gerçekte sonuçlar oldukça farklıdır. Aynı soğuk su deneyinde olduğu gibi, ortalama acı süreyi görmezden gelerek sadece doruk son kuralını yansıtır. 8 dakika süren kolonoskopinin en kötü anında 8, son dakikasında 7 puan acı çektiğini bildiren bir hasta, prosedürün genelini puanlaması istendiğinde 7,5 puan acı hissettiğini belirtir. 24 dakika süren bir kolonoskopi testinde en yüksek acı puanı yine 8 iken, hasta uygulamasının son dakikasındaki acıyı 1 puan olarak değerlendirir ve testin ortalama acı puanı sorulduğunda 4,5 cevabını verir. Kolonoskopinin 3 kat daha uzun sürerek toplamda çok daha fazla acıya neden olması, hastanın hafızasında hiçbir iz bırakmaz. Anlatıcı benlik deneyimleri biriktirmez, ortalamalarını alır. Hastaların tercihi daha kısa ve ağrılı bir kolonoskopi mi, yoksa daha uzun ve dikkatli bir uygulama mıdır? Hastaların iki farklı benliğinin farklı beklenti ve istekleri olduğundan, bu soruya tek bir yanıt vermek mümkün değildir. Deneyimleyen benliğe sorduğunuzda, muhtemelen kısa süren kolonoskopiyi tercih edecektir. Anlatıcı benlik ise, son anlarda en kötü anların ortalamasını alacağı için uzun kolonoskopiyi seçecektir. Anlatıcı benliğe kulak verecek olursak, doktorlar gerekmediği halde testin son etabını uzatıp bilinçli olarak hafifçe canınızı acıtırsa, deneyimin tümünün daha az travmatik geçeceğini söyleyecektir. Pediatristler ve veterinerler de bu yönteme başvurur. Muayenehanelerinde bir kavanoz dolusu şeker bulundurur ve can yakan iğneler ya da rahatsız edici muayenelerden sonra çocuklara ya da köpeklere bir avuç şeker verirler. Anlatıcı benlik doktor ziyaretini hatırladığında son andaki 10 saniyelik mutluluk tüm muayenenin endişe ve ağrısının anılarını götürüverir. Evrim bu hileyi pediatristlerden çok önce keşfetmişti. Doğum sırasında kadınların yaşadığı dayanılmaz acılar düşünüldüğünde aklı başında hiçbir kadının bir daha doğurmak istemeyeceği varsayılabilir. Ancak doğumun sonunda ve takip eden günlerde hormon sistemi ağrıyı azaltan ve rahatlamayla beraber mutluluk hissi de yaratan kortizol ve beta-endorfin hormonları salgılar. Bunların yanı sıra bebeğe duyulan sevgi ve arkadaşlar, aile üyeleri, dini dogmalar ve milliyetçi propagandalar sayesinde doğum travması olumlu ve mutlu bir anıya dönüşür. Tel Aviv'deki Rabin Tıp Merkezi'nde yürütülen bir çalışma, doğum anısının genellikle doruk ve son anlardan oluştuğunu, genel sürecin doğum anısının oluşmasında neredeyse hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Başka bir çalışmada 2428 İsveçli kadından doğumun üzerinden 2 ay geçtikten sonra doğum anılarını anlatmaları istenir. Aktarılan deneyimlerden %90'ı ya olumlu ya da çok olumludur. Bu olumlu bildirimler kadınların çektikleri acıyı unuttukları anlamına gelmez elbette. %28,5'i yaşadıklarını hayal edilebilecek en kötü acı olarak aktarır. Ancak bu acı bile deneyimlerini olumlu değerlendirmelerinin önüne geçemez. Anlatıcı benlik bir elinde keskin bir makas, diğerinde kalın uçlu siyah bir kalemle anılarımızla oynar. En korkunç anıları sansürlerken, mutlu sonla biten hikayelerimizi arşivler. Görsel 39. Meryem'in bebek İsa'yı kucakladığı bir resim.
Pek çok kültürde doğum bir travmadan ziyade benzersiz bir deneyim olarak aktarılır. Eş, kariyer, ev ya da tatil gibi hayati seçimlerimiz anlatıcı benlik tarafından yapılır. İki tatil planından birini seçmemiz gerektiğini düşünün. Virginia'daki Jamestown'u ziyaret ederek 1607'de Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz yerleşiminin kurulduğu tarihi kolonyal kasabayı görebilirsiniz. Başka bir seçenek olarak ister Alaska'da doğa yürüyüşlerine katılır, ister Florida'da güneş banyosu yapar, ister Las Vegas'ta seks, uyuşturucu ve kumarla dizginlenemez alemlere akarak hayalinizdeki tatili gerçekleştirebilirsiniz. Tek bir şartla, hayalinizdeki tatili seçtiğinizde eve dönmeden önce tüm anılarınızı silecek bir ilaç almanız gerekmektedir. Vegas'ta olan Vegas'ta kalmalıdır. Hangi tatili tercih ederdiniz? Pek çok insan anlatıcı benliği öne alarak tarihi Jamestown'a gitmeyi seçer. Çünkü sadece hikayelerle ilgilenen anlatıcı benlik, eğer hatırlamayacaksa aklını başından alacak deneyimleri ciddiye bile almaz. Doğrusunu söylemek gerekirse deneyimleyen benlik ile anlatıcı benlik tamamen bağımsız olmaları bir yana sıkı sıkıya birbirlerinin içine geçmişlerdir. Anlatıcı benlik hikayelerini yazarken tek kaynak olarak görmese de değerli ham maddeler olarak deneyimlerimizi kullanır. Bu hikayelerde deneyimleyen benliğin hissettiklerini şekillendirir, Ramazan'da oruç tutarken, tıbbi bir muayeneden önce ya da paramız olmadığı için yemek yiyemediğimizde hissettiğimiz açlık duyguları birbirinden farklıdır. Anlatıcı benlik tarafından açlığımıza yüklenen farklı anlamlar, gerçek deneyimi bambaşka yaşamamızı sağlar. Üstelik deneyimleyen benlik çoğu zaman anlatıcı benliğin en iyi hikayelerini bile sabote edebilecek kadar güçlüdür. Diyelim ki büyük bir kararlılıkla diyet yapmaya ve her gün spor salonuna gitmeye karar verdim. Bu tür büyük kararlar anlatıcı benliğin kontrolündedir. Bir sonraki hafta spor salonuna gitme vakti geldiğinde ise deneyimleyen benlik geçer direksiyona. Bugün spora gidemeyeceğim der ve onun yerine pizza sipariş verip koltuğa kurulur, televizyon izlerim. Ne var ki pek çoğumuz kendimizi anlatıcı benlikle tanımlarız. Ben dediğimizde yaşadığımız onca deneyimin yerine kafamızın içindeki hikayeyi kastederiz. Hayatın çılgın karmaşasını evirip çevirerek görünüşte mantıklı ve tutarlı masallar uyduran bir iç mekanizmayla kendimizi tanımlarız. Hikayenin yalanlar ya da mantık hatalarıyla dolu olması, defalarca baştan yazılması, bugünün hikayesinin yarınınkiyle açıkça çelişmesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sadece beşikten mezara, hatta belki de sonrasında bile değişmeyen tek bir benliğe sahip olduğumuz hissini koruyabilmemizdir. Sonuç olarak bir birey olduğuma ve tüm evrene anlam kazandıran net ve tutarlı bir iç sese sahip olduğuma duyulan liberal inanç sorgulanabilir hale gelir. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayatın anlamı. Anlatıcı benlik, Jorge Luis Borges'in Bir Sorun isimli hikayesinin yıldızıdır. Hikaye, Miguel Cervantes'in meşhur romanına adını bahşeden Don Quixote üzerinedir. Don Quixote efsanevi bir kahraman olduğu ve sevgilisi Dulcinea del Toboso'yu kurtarmak için devlerle savaştığı hayali bir dünya kurar kendisine. Gerçekte kırsalda yaşayan yaşlı bir adamdır Don Quixote. Adı da Señor Quesada'dır. Asil sevgilisi Dulcinea yakındaki kasabada yaşayan, görmemiş çirkin bir köylü kızı, kahraman şövalyenin savaştığı devlerse yel değirmenleridir. Tüm bu hayallere yürekten inanan Don Quixote, bir gün gerçek bir insana saldırıp onu öldürürse ne olur diye düşünür Borges. İnsanlık haline dair temel bir soru yöneltir. Anlatıcı benliğimiz tarafından örülen tüm bu masallar, bir gün kendimize ya da etrafımızdakilere korkunç acılar çektirirse ne olur? Borges'e göre üç olasılık vardır.
ilk ihtimalde gerçek bir adam öldürmekten zerre rahatsızlık duymayan Don Quixote'un hayatı ciddi bir değişime uğramaksızın akıp gider. Sağrıları o kadar güçlüdür ki bir cinayet işlemiş olmakla yel değirmenleriyle savaşmayı birbirinden ayıramaz. İkinci ihtimalde birinin canına kıyan Don Quixote öylesine korkar ki sağrılarından sıyrılır. Tıpkı ülkesi için canını vermeye hevesli genç bir er gibi savaşın gerçekleri karşısında hayal kırıklığına uğrar ve gerçeklerin farkına varır. Üçüncü olasılıksa daha karmaşıktır. Ama sağlam temellere oturur. Hayalindeki devlerle savaşırken Don Quixote aslında sadece rol kesmektedir. Ne zaman ki birini öldürür, fantezilerine daha da sıkı sıkıya bağlanır. Korkunç günahına sadece onlar bir anlam kazandırabilir. Çelişkili gelse de hayali hikayelerimiz için ne kadar çok fedakarlık yaparsak onlara o kadar tutunuruz. Yaptığımız fedakarlıkları ve çektirdiğimiz acıları anlamlandırabilmemizin tek yolu budur. Bu durum siyasette şehitlerimizin kanı boşa dökülmedi olarak karşımıza çıkar. İtalya 1915'te İtilaf Devletleri'nin yanında Birinci Dünya Savaşı'na katılır ve amacının Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından tırnak içinde haksızca alıkonulmuş iki İtalyan bölgesi olan Trento ve Trieste'yi özgürleştirmek olduğunu ilan eder. İtalyan siyasetçiler parlamentoda ateşli konuşmalar yaparken tarihi düzelteceklerine ve Antik Roma'nın ihtişamlı günlerine döneceklerine and içerler. Yüz binlerce İtalyan askeri cepheye Trento ve Trieste için nidalarıyla gider. Bu işin çocuk oyuncağı olduğunu düşünürler. Ne var ki olaylar hiç de bekledikleri gibi gelişmez. Avusturya-Macaristan ordusu Isonzo nehri boyunca güçlü bir savunma hattı kurar. 11 kanlı çarpışma boyunca atağa geçmeye çalışan İtalyanlar en fazla birkaç kilometre ilerleyebilir ve savunma hattını delemezler. İlk karşılaşmada 15 bin, ikincide 40 bin, üçüncüde ise tam 60 bin asker kaybederler. 11. çarpışmaya kadar dehşet dolu 2 yıl geçer. Caporetto Muharebesi olarak da bilinen 12. karşılaşmada Avusturyalılar karşı saldırıya geçer ve rahatça yendikleri İtalyanları neredeyse Venedik'in kapılarına kadar sürerler. İhtişamlı macera kanın gövdeyi götürdüğü bir kıyıma dönüşür. Savaşın sonunda neredeyse 700 bin İtalyan askeri hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazlası yaralanmıştır. Görsel 40. Isonzo Muharebelerinin Kurbanları. Fakat fedakarlıkları boşuna mıydı? İlk Isonzo çarpışmasını kaybeden İtalyan siyasetçilerin önünde iki seçenek vardı. İlki hatalarını kabul ederek bir barış antlaşması öne sürmekti. İtalya'dan bir talebi olmayan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, çok daha güçlü bir rakibe, Ruslara karşı hayatta kalma savaşı vermekle meşgul olduğundan bu teklifi memnuniyetle kabul ederdi. Nasıl olur da siyasetçiler 15 bin askerin ailelerine, eşlerine ve çocuklarına "Çok üzgünüz, bir hata yaptık. Genç Giovanni De Marco da bir hiç uğruna öldü. Umarız anlayışla karşılarsınız" diyebilir. Bunu diyemezlerse başka bir seçenek olarak "Giovanni ve Marco kahramandı. Trieste'nin İtalyan olabilmesi için canlarını verdiler. Biz de bu fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağlayacağız. Zafer bizim olana dek çarpışacağız" demeleri gerekirdi. Hiç şaşırmayacağınız gibi siyasetçiler ikinci seçeneği tercih ettiler ve ikinci karşılaşmada 40 bin asker daha kaybettiler. Siyasetçiler, şehitlerimizin kanı boşa dökülmesin diyerek tekrar tekrar savaşmanın en iyi seçenek olduğuna karar verdiler. Ne var ki yalnızca siyasetçileri suçlamak yanlış olur. Kitleler de savaşı desteklemeye devam etti. Savaştan sonra İtalya talep ettiği toprakların tamamını elde edemeyince, İtalyan demokrasisi İtalyanların tüm fedakarlıklarının hak ettiği karşılığı bulacağına söz veren Benito Mussolini ve faşistlerini iktidara getirdi. Bir anne babaya oğullarının sebepsiz yere öldüğünü söylemek siyasetçiler için zorken, ebeveynlerin bunu kendilerine itiraf etmesi çok daha acı, kurbanlar içinse daha da ızdırap vericiydi. Bacağını kaybeden sakat bir asker,
bacağımı kendisinden başka kimseye hizmet etmeyen siyasetçilere inanacak kadar aptal olduğum için kaybettim diye itiraf edeceğine, İtalyan ulusunun bekası için kendimi feda ettim diyerek kendini telkin etmeyi tercih eder. Izdıraba anlam verdiği için bir fanteziyle yaşamak gerçeklikten çok daha kolaydır. Rahipler bu yöntemi binlerce yıl önce keşfetmiştir. Birçok dini törenin ve buyruğun altında da aynı mantık yatmaktadır. İnsanları tanrılar ve uluslar gibi hayali oluşumlara inandırmak istiyorsanız, kıymetli bir şeyler feda etmelerini sağlamanız gerekir. Bu fedakarlık ne kadar acı verirse, hayali oluşumun varlığı da o denli inandırıcı olur. Roma tanrısı Jüpiter'e bir boğa kurban eden yoksul bir köylü, Jüpiter'in varlığına iyice kani olur. Aksi takdirde bu aptallığına nasıl bir açıklama getirebilir? Sonrasında boğalarını kurban etmeye devam eder ki, önceki tüm hayvanlarını boşa öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kalmasın. İtalyan ulusunun şanı için çocuğumu ya da komünist devrime bacaklarımı feda ettiysem, tam da bu sebepten fanatik bir İtalyan milliyetçisine ya da ateşli bir komüniste dönüşebilirim. Milliyetçi İtalyan mitleri ya da komünist propagandalar uydurmaysa, çocuğumun ölümü ya da kendi sakatlığımın hiçbir anlamı olmadığını kabul etmek zorunda kalırım. Çok az insanın bunu itiraf edebilecek yüreği vardır. Ekonomi de aynı mantıkla işler. 1999'da İskoç hükümeti yeni bir parlamento binası inşa etmeye karar verir. Asıl plana göre inşaat 2 yılda tamamlanacak ve 40 milyon sterline mal olacaktır. Ancak çalışmalar 5 yıl sürer ve inşaatın maliyeti 400 milyon sterlini bulur. Müteahhitler her seferinde öngörülemeyen zorluklarla karşılaşır ve yeni masraflar çıkarıp İskoç hükümetinden sürekli daha fazla ödenek isterler. Hükümetse her ek bütçe talebinde, "Bu işe çoktan 10 milyonlar yatırdık, şimdi bırakırsak harcadıklarımız boşa gideceği gibi elimizde yarısı tamamlanmış bir iskelet kalacak. 40 milyon sterlin daha verelim," der. Ellerinde yarısı bitmiş bir yapı kalsın istemediklerinden, baskılar giderek artar, müteahhitlerin talepleri her ay tekrarlanır. Hikaye kendini tekrar ederken, masraflar ilk tahminlerin 10 katına çoktan ulaşmıştır bile. Görsel 41. İskoçya Parlamento Binası. Sterlinlerimiz boşuna akıp gitmedi. Bu tuzağa sadece hükümetler değil, özel şirketler de düşer ve başarısız yatırımlar yüzünden milyonlar batırırlar. Bireyler de mutsuz evliliklere ya da açmaza girmiş kariyerlerine tutunurlar. Anlatıcı benliğimizin geçmişteki acılarımızın herhangi bir anlamdan yoksun olduğunu itiraf etmektense, gelecekte de ıstırapla kavranmayı tercih eder. Geçmişimizdeki hatalarla eninde sonunda yüzleşirsek, anlatıcı benliğimiz bu hatalara yeni anlamlar yükleyebilmek için anlatının rotasını tam tersi yöne kırması gerekir. Örneğin, savaş karşıtı bir savaş gazisi kendisine şunu söyleyebilir: "Evet, bir hata yaptım ve bacaklarımı kaybettim. Ama bu hata sayesinde savaşın kimseye fayda getirmeyen bir cehennem olduğunu gördüm ve hayatımı barış için savaşmaya adadım. Sakatlığımın artık olumlu bir anlamı var. Bana barışın kıymetini gösterdi." Demek ki benlik de tıpkı uluslar, tanrılar ve para gibi hayali bir kurgudur. Her birimizin önemli olmayan deneyimleri buruşturup bir kenara atan karmaşık ve gelişkin bir iç sistemi vardır. Önemli deneyimlerse izlediğimiz filmler, okuduğumuz romanlar, dinlediğimiz konuşmalar ve keyfini sürmek istediğimiz birkaç hayalin birleşiminden oluşur. Bu hikaye bize kimi seveceğimizi, kimden nefret edeceğimizi ve kendimizle nasıl baş edeceğimizi söyler. Bu hikaye uğruna gerekirse canımızı bile feda ederiz. Her birimizin kendine özgü bir rolü vardır. Kimi bir trajediyi yaşar, kimileri sonu gelmeyen dini bir dramada rol alır, bazıları hayatı aksiyon filmi misali sürdürürken, pek de azımsanmayacak bir grup da bir komedideymişçesine yaşar gider. Sonuçta hepsi birer kurgudur. Peki, hayatın anlamı nedir o zaman? Liberalizm dışsal bir varlıktan medet umarak bize hazır bir anlam sunmasını beklemememiz gerektiğinde ısrar eder.
onun yerine her seçmen, müşteri ve seyirci kendi özgür iradesini kullanarak sadece kendi için değil, tüm evren için anlamlar yaratmalıdır. Ancak yaşam bilimleri, özgür bireylerin bir dizi biyokimyasal algoritmanın uydurduğu kurgulardan ibaret olduğunu öne sürerek, liberalizmin savlarını zayıflatır. Her an beynin biyokimyasal mekanizmaları hızlıca yanıp sönen deneyim kıvılcımları yaratır. Daha sonra başka kıvılcımlar yanıp söner ve bu böylece sürer gider. Bu anlık deneyimlerin hiçbiri sonsuza kadar baki kalacak bir öz ortaya çıkaramaz. Anlatıcı benlik hiç bitmeyen kurgular yaratıp, her deneyime ait olduğu yeri göstererek bir anlam kazanmasını sağlar ve bu karmaşaya bir düzen getirir. Ne kadar ikna edici ya da yoldan çıkarıcı olursa olsun, her hikaye kurgudur. Orta Çağ'da Haçlılar, hayatlarına anlam veren Tanrı'ya ve cennete inanıyordu. Modern liberaller ise, özgür tercihlerin hayatlarını anlamlandıracağını düşünüyor. Her iki tarafta hayal dünyasında yaşıyor. Özgür irade ve birey kavramlarının sorgulanması yeni bir şey değil elbette. 2000 yıldır Hindistan, Çin ve Yunanistan'daki düşünürler bireysel benliğin bir sanrı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu tür sorgulamalar ekonomi, siyaset ve gündelik hayata doğrudan etki etmediği sürece tarihin seyrini değiştiremez. Bilişsel uyumsuzluğun piri olan biz insanlar, laboratuvarda başka, mahkemelerde ya da parlamentolarda bambaşka şeylere inanıyoruz. Nasıl ki Hristiyanlık, Darwin türlerin kökenini yayımladığı gün yok olmadıysa, liberalizm de bilim insanları bireylerin özgür iradeye sahip olmadığı sonucuna vardığında ortadan kalkmayacak. Richard Dawkins, Steven Pinker ve yeni bilimsel görüşün yeni kahramanları bile liberalizmden vazgeçmiyor. Yüzlerce sayfayı benliği ve özgür iradeyi yapı bozumuna uğratmak uğruna harcadıktan sonra, sanki evrimsel biyoloji ve beyin araştırmaları alanlarındaki tüm akıl almaz gelişmelerin, Locke, Rousseau ve Jefferson'ın etik ve siyasi düşüncelerinde hiçbir etkisi yokmuşçasına entelektüel taklalar atıp yeniden mucizevi bir şekilde 18. yüzyıla ayak basıyorlar. Ancak radikal bilimsel yaklaşımlar gündelik teknolojiye, sıradan davranışlara ve ekonomik yapılara dönüştüğünde bu ikili oyunu sürdürmek gittikçe zorlaşacak. Biz ve mirasçılarımız muhtemel dini inançlar ve siyasi kurumların yenilendiği bambaşka bir doktrine ihtiyaç duyacağız. 3. bin yılın başında liberalizm yalnızca özgür birey yoktur'un işaret ettiği felsefi düşünceyle değil, somut teknolojilerle de tehdit ediliyor. Bireylerin özgür iradelerine geçit vermeyecek çok yönlü araçların ve yapıların geliştiği bir akınla karşılaşmak üzereyiz. Peki, demokrasi, serbest piyasalar ve insan hakları üzerimize yağacak bu gelişmelerin karşısında durabilecek mi? Bir sonraki Büyük Kopuş bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.